Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizi izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak sunmaya devam ediyoruz. AKMEK eğitmenlerimizden Aysun Çolakoğlu, el emekleri dalından makrome kursunu bugün anlatacak bizlere. Hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Aysun Çolakoğlu. AKMEK'te 6 yıldır el sanatlarında eğitmenlik yapıyorum. Farklı branşlarda derslere giriyoruz. Bu Evet hocam. şekilde. Peki hocam, bugün bize makromeyi anlatacaksınız. Makrome nedir? Seyircilerimiz ilk önce onu anlatmakla başlayalım isterseniz. Malzemelerimiz neler? Makrome nedir? Makrome araç kullanılmadan elle İpleri birbiri arasından geçirilerek atılan düğüm tekniğidir. 19. yüzyılda ilk etapta bunu gemicilerimiz kullanmış, uzun yolculuklar yapan. Sonra modernize edilerek şimdi aksesuar, süs eşyası olarak evimize taşıdık. Şu an anahtarlık yapacağım ben size. Makromede kullanılan malzemelerimiz, temel malzememiz zaten ipimiz, makasımız, mezuremiz, anahtar başlığımız. Boncuğumuz bir de sabitlemek için bant Bant kullanıyoruz. kullanacağız. Tamam efendim. İsterseniz başlayalım. Evet, ben yapım aşamasını kısaca anlatacağım sizlere. İlk etapta zaten ipimizi mezuremizle ölçüyoruz. 1 metre uzunluğunda 5 adet ip hazırlayacağım size. Bu zaten en pratik. Biz kursumuzda da ilk alıştırma olarak anahtarlıktan başlattım ben. Çünkü temel düğümleri öğrenmeden hiçbir modeli Yapamıyoruz. koyamazlar. Evet, bu temel düğümleri öğrenmek zorunda kursiyerlerimiz. 5 adet ipimi kesiyorum şu anda. Hocam, talepler doğrultusunda bu dönem yeni açılan bir kurs Evet, makrome. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Vatandaşlar karşısında neler söylüyorlar bu makrome? İlgileri var mı? evet. AKMEK'te kurslarımız genelde talebe ve isteğe göre açılır. Hani önceden bizim bir istek kutumuz vardır. Hani AKMEK'te görmek istedikleri kursu açılmasını isteyen branşlarımızı hani kayda gelen kursiyerlerimiz orada talep ve isteklerini belirtirler. Sorumlularımız bunları değerlendirir. Ona göre Talepler doğrusunda talepler sanırım. doğrultusunda açılır. Bu dönemde makrome talep isteyen bir kursumuzdu. Kaç tane öğrenciniz var hocam? Şu an 25 tane öğrencimiz var ama şu an malum ortalık Virüsten dolayı. virüsten dolayı ara vermek zorunda kaldık kursiyerlerimize. Hani kursiyerlerimiz daha başlamadan ara Anladım. verdiler. Biraz çok heveslilerdi, çok isteklilerdi, çok şey yapacaklardı. İnşallah kısa dönemde bu olay Biz de çözülür. onları umut Biz de ediyoruz. kursiyerlerimize İnşallah, kavuşuruz. inşallah hocam. Evet. Şu an iplerimizi hazırladım. İlk etapta bu şekilde ayarlayıp metalimizi geçiriyorum. Olmazsa olmazımız o metal. Öyle mi? Öreceğimiz objeye bağlı. Yani ben şu anda anahtarlık öreceğim için Onu anahtar objesi kullanmak kullanıyorum. zorundasın. Çanta öreceğim zaman çanta ya da çantaya başka bir şey de kullanmıyoruz. Kapı süsü, burada da farklı bir çalışmamız olabilir. Mesela kapı süsü yaptığım zaman kasna sararak ya da hiçbir şeye yapmadan bağımsız olarak. Çünkü bunun düğüm tekniklerini bildikten sonra hani ilerisine çok daha farklı şeyler yapılır. Hani perdeler yapılıyorlar, runnerlar yapılıyorlar, duvar nazarlıkları yapıyorlar. Hani önü açık. Sadece düğüm tekniklerini öğrendikten sonra kendi zevklerine göre Evet, ilk başta onu kursiyerlerimiz öğrenmemiz gerekiyor. devam ediyor. Ama mesela bu küçük olduğu için ben ilk etapta hem elleri alışsın hem düğüm tekniklerini öğrensinler diye ilk etapta anahtarlıktan başlatıyorum. Çok keyif aldılar kursiyerlerimiz. Makrome kursumuzu çok sevildi. Zor mu peki hocam? Herkes yapmak istese yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Hani zor değil. Sadece sevmeleri lazım. Hani bizim el sanatlarını sevilmeden yapılmıyor. Sevmeleri gerekiyor, istemeleri gerekiyor. Evet hocam. Seven isteyen öğrencimiz zaten beraber öğrencilerimizle istişare ederek ne yapacaklar, ne edecekler onu konuşarak devam ediyoruz zaten. Evet, şu an ilk aşamasındasınız, değil Evet, şu mi? an ilk aşamasındayız. İplerimizi taktık. Bitirdik. Ondan sonra sabitleyeceğim. Sadece sabitleyecek bir yere ihtiyacımız var. Bunu da masamıza bantla tutturacağım ben şimdi.
Düğümleri rahat atabilmem için masaba sabitlemem gerekiyor metalimizi. Nerede? Şu şekilde bantla. Buyurun hocam, ben şuradan size yardımcı olursanız. Bir tane baykuş anahtarlığı yapacağım sizlere. İlk etapta iplerimizi taktıktan sonra tam ortadan ayırıyoruz. Sarmal düğüm tekniği dediğimiz bir düğüm tekniği var makromede. En baştaki ipimizle el yordamına göre düğümümüzü atarak başlıyoruz. Modellerimiz hep düğümle devam ediyor. Hı hı. Farklı düğüm tekniklerimiz var. Hep aynı işlemi uyguluyorsunuz. Aynı işlemle beraber modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki hocam, kursa katılmak isteyen bayanlara neler söylemek istersiniz? Katılmak isteyenler için bir şeyler söyleyebilir misiniz burada? Yani bizim orada AKMEK bayanlarımız için çok güzel bir ortam. Hı hı. Gerek arkadaş edinmeleri, gerek sohbet ortamları, bir şeyler öğrenebilmeleri. Hani keyifli vakit çok keyifli geçiyor vakitlerimiz. Hani gülüyorlar, eğleniyorlar, işlerini öğreniyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Biz hep kendimizi yeniliyoruz, hani sabit bir şeyde kalmıyoruz. Sizin için de, onlar için de aslında bulunmaz bir fırsat. Tabii ki. Kurslara katılmak. Tabii ki, zaten onlar çok seviyorlar. Hani emekli olmuş kursiyerlerimiz var. Hani iş hayatında yorulmuş, biraz hobi yapayım diyen. Hobiye yönelik kurslarımız var, satışa yönelik kurslarımız, hı hı, var. Hani meslek edindirme, bazı kurslarımızdan öğrendikleri zaman meslek haline getirebiliyorlar. Evet. Benim bu. Peki bu işi yapıp ailesine, evine, bütçesine katkı sağlayanlar oldu mu hocam? Yani tabii ki oluyor. Ufak tefek şeylerde bunlar hediyelik eşya. Çünkü makrome bir hediyelik eşya olabiliyor. Hı hı. Bunları ufak tefek yapıp, hani şimdi artık günümüzün çok modası nikah, nişan, öyle organizasyonlarda bunları hediyelik amaçlı dağıtmak. Evet. Kına ya da farklı yine nişan söz aksesuarlarında arka fon olarak, evet, kullanılıyor. Hani bence gayet güzel ticari anlamlı amaçla bir da. Hediye hem de. Tabii ki ticari, eskiden ihtiyaç halinde kullanılırmış, şimdi ticari amaçla kullanılabiliyor, evet, yani makrobi. Bir şeyimiz yok. Bu şekilde sarmal iki tane düğümümüzü attıktan sonra ortaya sadece tek bir tane örümcek düğüm dediğimiz bir tane kare düğümümüz var. Onu da bu şekilde iplerin arasından geçirerek düğümümüzü sabitliyoruz. Evet hocam. Bu şekilde. Aynı işlemi aşağılarda aynı işleri, da aynısını yapacağız. Evet evet, tekrar ederekten, çünkü düğümlerimizi yapa yapa bu modeli kuruyoruz. Çıkartacağız ortaya. Bir baykuş deseni yapacaktık değil mi hocam? Evet, bir baykuş desenimiz var. Evet. Bitmiş halini isterseniz seyircilerimize gösterelim biz. Evet, şimdi zamanımız da kısıtlı olduğu için tam bitirmeyi yetiştiremeyeceğiz. Bu şekilde bizim bir baykuş anahtarlığımız oluşacak. Ne kadar sürüyor beraber bu baykuş anahtarlığı yapmak hocam? İlk etapta öğrenmeye bağlı. Hani eğer elimiz biraz yakınsa, yetenekliyse, hı hı, yatkınsa, hani bir saatte falan bitirebiliriz. Bitirip kullanılabilir. Daha büyük işler de yapabiliyorsunuz değil tabii mi? Ki o yapılan işlerin büyüklüğüne göre değişiyor. Bir saatte yapılan var, bir haftada yapılan var, 15 günde yapılan var. Hani biraz da el becerisi. Tabii ki tamamıyla yetenek. Hani bizim işimiz biraz yetenek, biraz sevgi. Sizlerin hani sayesinde lazım. Öğreniyorlar. Aynen, aynen. Bayanlarımızı. Biz de diyoruz ki her zaman katılsınlar. Evet. AKMEK meslek edinme kurslarımız gerçekten bu anlamda çok güzel faaliyetler veriyor. Belediyemizin çok güzel faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler teşekkür ediyoruz hocam. Ekranlar karşısında ederiz. Bizi izleyen vatandaşlarımıza makromenin ne olduğunu, inceliklerini, yapmamız gerekenleri anlattınız. İnşallah farklı branşlarda yine onları anlatmaya, tanıtmaya çalışacağız sizlere. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın.